Şöyle bir Ama durum var ama. Victor'a karşı onun bahsettiğini yapmak kolay değil ya. Victor çok geride durabilen bir Evet. şampiyon çünkü. Menzile giremiyor. Kasiopeya miyazma kullanma menziline giremiyor. Maç Burada olmayacak yalnız ama. işler karışacak. Ve Fab çok kötü pozisyonda yakalanacak. Ruve burada bakalım. Q yeteneğini güçlendirmiş. Fab'ın sıçra atmasıyla sonuçlandı bu. Yalnız Ruve de kendi sıçrasını attı. Vayne'in rakibini kovalaması çok çok kolay. İstemedikleri türde başlangıç olsa gerek. Bu arada pusu devam ediyor. Ve şimdi Sevenan yalnız. Yaz burası riskli. Chosen birazcık acele etti. Ve Ruve üst kötü pozisyonda kaldı. Ruve'nin sıçrası olmadığını biliyorlar. Sıkıntı bu arada tutuşturup bıraktı rakibinin üzerine. Bir de lazer geliyor. Remyo'dan son hasar geldi. Ve Umut da çok kötü pozisyonda kaldı. Five Ronin işi o kadar uzattı ki. İşin onlar adına tadı kaçtı desek yanlış Işınlan olmaz. Işınlan geliyor, bitmedi. Buz yanığı yükleri de birikmeye devam ediyor. Korps'un oradan çıkışı olacak mı? Ruve bu arada Işınlan'la geldi. Bir eski anımı yaşıyoruz burada. Hayır. Fab için bu bir flashback. Fab'ın kaç milyonu var? Kadrosundayken de benzer bir kaderle karşılaşıyordu ama Fab şimdi Balyoz gibi kullanmayı başardı. Yani şurada bu skoru alamamak Five Ronin adına felaket. Çünkü Fab'ı burada öldürmüş olsalardı o kadar büyük bir minyon dalgasını ondan esirgeyeceklerdi ki. Alt koridorda da Corpse çalının içerisinde bir çıpa fırsatı arıyordu. Bu fırsatı çalının içinden değil ama dışarıdayken buldu. Aradan tereyağından kıl çeker gibi aldı aradan. Sıkıntıyı düşürmeyi başardı. Jairus'un da başı dertte. Bir yavaşlatma daha geliyor. Jairus'tan da burada sıçrayı almayı başardılar ve... Ya korkunç. Gerçekten büyük eziyet ama Fab hiç fena iş çıkarmadı. Kaan Kural 7 milyon fark var sadece. Üst koridor tek kişi değildi maç boyunca. Tabii tabii. Chosen kendi hayatını kurtardı mı acaba? Örümceklerini de yolluyor. Ruvelius bu arada Fab'ı birebir de kesebilecek mi? Fab'ın buradan çıkışı var mı? Balyoz gibi birazcık daha canını yeniledi. Fab şimdi ultiyi kullandı ve çalının karanlığına gelir. Ruve de kendisi görünmez oldu ama yeterli değil. Sevenine tam vaktinde Fab'ı kurtarmaya gidiyor. Resmine bakarsak Lee Sin ve Set'in ulti ikilisi çok daha verimli olacaktır. Bu vadinin alameti kulenin alınması için yeterli olmayacak. Kuleyi tek barikata kadar düşürecek. Yalnız oraya Umut da geldi ve bunun üzerine gerekli otomatik saldırıları yapabilecekler mi göreceğiz. Ses dalgası boşa gitti. Şimdi vadinin alameti şeyle alındı. Ulti boşa gitti bu arada. Kasiopya'dan sersemletemedi kimseyi. Sevenine yalnız koruma içgüdüsü hayatını kurtarması için yeterli değil. Jairus bu arada ultiyi kullandığı sırada yanlış görmediysem Korps'un sıçra otomatik saldırısıyla sersemliyor. Ruvelius bu arada kule altına inseklendi Fab tarafından. Yalnız Fab'ı yine alamayacak. Ne çekti bu Balyoz gibiden Ruvelius belli değil. Remyo'nun da Yampiri yengecin görüş alanının üstünde durmasıyla birebir gördüler şu sahneyi. Ve Five Ronin istediği skora ulaşamamış olsa da daha büyük hedefi burada kapmayı başardı ve halihazırda hiç... Ohoho işte Deşenok! Ya skoru alamasa da dememi müteakip. Sevenine'ın Deşenok'a düştüğünü gördük. Bir Balyoz gibi daha geldi Fab Bubbles. Yaz bu sefer hayatta kalamayabilir. Zehir çok güzel bırakıldı. Sıkıntıya birinci vuruş. İkinci vuruş arka tarafta Victor'a geldi. Remyo'yu da almayı başardı Umut. Mermi yağmuru. Korps'a şöyle güzel bir esinti yarattı ama skorun alınması için yeterli değil. Dağda ciddi anlamda kar yağdı. Kar bayağı tipi kış şartları o dağlarda geziyor şu anda. Bakalım maçı kapatabilecekler mi? Bu mevsimde nadir alabilecekleri galibiyetlerinden birini daha alacaklar mı ki üçüncü olacak eğer ki maçı kazanmayı başarırlarsa. Ruve bu arada artık Fab'ı bıraktı. Victor'u ve kuleye vurmaya başladı. Yalnız... Son bir otomatik saldırı gelir mi? Balyoz gibi kullanılamadan Ruve sonunda muradına erdi. Gücü devreye girecek. Yani vura vura maçı kapatmak çok daha kolay oluyor. Takım olarak değil bireysel olarak kapatmak her zaman daha iyi. Genç Fab'ın acıları yeni bölüm. Yani o nasıl soru Kaan Kural? Hayır, alabilse derken hani başka bir şeye yönelmezse. Şimdi Korps'tan tutan çıpa, sıkıntı 3-2-1'in başı dertte. Burada sıkıntıyı alacaklar gibi gözüküyor. Sevenine ve Remyo oradan çıkacak. Sıkıntı burada uzaklaştı oradan. Arkada bir yetim gari geldi ama son vuruş kimden gelecek? Umut'tan geliyor. Güzel de bir ulti geliyor. Fab'ı da alacaklar birazdan. Remyo canı çok çok az. Fab'ı sonunda almayı başardılar. Karşında kimseyi bırakmadılar bu arada. Matilda Jairus'la birebir yapmaya devam ediyor. Okyanur da geldi. Yavaşlattı rakibini. Ve rakibine doğru yaldır yaldır koşuyor ama şu anda orada uzaklaşmayı başarıyor. Remyo Jairus ikilisi ama bu baronu durdurabilmek için yapabilecekleri hiçbir şey yok. Vayne de gelince göreceğiz. Hop. Bir varmış bir yokmuş.
İzah şovumuzu bitirdiğimize göre Fab'ı bu çılgıncasına hamlesine odaklanabiliriz. Arkaya doğru sıçrayla girdi. Orada Elis'i yakalamaya çalıştı. Çekim alanı gayet güzel geldi ama Umut arka tarafta 1'e 4 atmaya karar veriyor. Ve ilk skoru alan taraf burada Sevin Aynı alarak Fab'ın önüne oldu. Fab'ın da başı dertte, Fab da düşecek. Diğer tarafta sıkıntının buradan çıkışı var mı onu da göreceğiz. Korps bakalım yavaşlatacak mı? Ters tarafa döndü. Güzel bir çifa. Remio'yu almaya çalışıyor. Son vuruş kimden gelecek? Ok yağmuru bile gelemedi. Umut burada skoru alıyor. 2'de 2 yapıyor. Ruvelius'un konuyla ilgisi yok. Ruvelius oyunu bitirmeye gitmiş durumda. 29. dakikada bu savaşın kazananı da bu noktada Fyfron önünde oluyor. Sıkıntı birebir yapmaya çalışıyor Matilda ile ama bu çok olası bir şey değil. Katliam geldi ve maçın son savaşı olacak muhtemelen bu. Yarım saati görmedik. Ama burada galibiyet Fyfron'un. Onlar da Royal Youth'un mevsim finali şansını matematiksel olarak da bitirmiş oluyor bu galibiyetle. Ve Ruvelius bir skor daha alarak finali de yapmış oldu böylece. İlk skoru da son skoru da Ruvelius aldı karşılaşmada. Ya arada olanlardan bahsetmesek daha şık olacak. Fab intikam zamanı diye gidiyor ama hayır, öyle imkanı yok tabii. Ruvelius bir skor daha çıkardı oradan. 6-3-3 bitirdiğine bakmayın. Ruvelius ilk 15-20 dakikada Fab'dan birebir skor almak için canını dişine taktı ama en nihayetinde başardı ve 8. hafta 2. gününde artık sonuna geldik. Bu maçla beraber mevsim finali için iddiasını sürdüren 7 takım kaldı ligde.